Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Maliye Eski Bakanı Sayın Zeren Mungan bizlerle birlikte. Kendisiyle elbette ki böyle zamlı bir günde konuşacaklarımız belki çok iç açıcı olmayacak ama yorum ve görüşlerinizi Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz şu anda Diyalog TV'de, Diyalog TV Facebook sayfasından canlı olarak izleme şansınız var. Yine 91.3 Radyo Diyalog'tan da araçlarında bizleri dinleme şansını bulacaksınız. Bir kez daha günaydın diyorum. Hoş geldiniz Sayın Mungan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim birlikteliğimize katkı sağladığınız için. Dilerseniz öncelikle bir sınır ötesinden başlayalım. Türkiye bu sabah saat 4 civarında Cerablus'a bir operasyon başlattı. Hava harekatı da başlamış bulunuyor. Amaç elbette ki bir koridor açmak ve insani yardımı ulaştırmak ama netice itibariyle bir sıcak gelişme, bir savaş halinde şu anda ve hemen yakınımızda bizim ekonomimiz Türkiye'ye bir entegre olan bir ekonomi aynı zamanda. Sadece ekonomimiz değil, sosyal anlamda da bir takım birebir yakınlıklar yaşıyoruz. Dolayısıyla bizi ne kadar etkileyecek, ne kadar etkilemeyecek bu tarz askeri harekatların ekonomiye etkileri nelerdir? Kıbrıs çerçevesinde kısaca bir değerlendirme alalım efendim. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de yaşananlar gerçekten üzücü. Öncelikle son katliam diyorum artık. 50'nin üzerindeki insanın ölümü büyük bir acı verdi. Türkiye'de verdiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük acı verdi. Türk halkına ve vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Ve bunların bir yerde artık kesilmesini umut ediyorum açıkçası. Türkiye ekonomik konularda gerçekten oldukça önemli merhaleler kat etti. Ancak maalesef Orta Doğu'da sürekli Türkiye üzerinde bir takım oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Ve Türkiye'deki gelişmeler çeşitli şekillerde, çeşitli mecralar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Bu çerçevede de özellikle Suriye'deki gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti üzerinde gerek siyasi olarak, gerek ekonomik olarak çok olumsuz etkiler yaratıyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Özellikle Rusya ile varılan bir takım uzlaşılar ve Suriye ile ilgili yeni bir takım gelişmeler zaman içinde, orta vadede Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaşadığı, özellikle terörle iç içe yaşadığı konularda bir gerilemeye neden olabilecektir diye düşünüyorum. Ve Suriye'de bir hükümetin etkin olarak hakimiyetini sağlaması noktasına kadar Türkiye'de bu tür terörle ilgili sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Ve o çerçevede Suriye ile, Amerika ile ve orada etkin diğer güçlerle, İran'la, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte bir uzlaşıyla oradaki yapıyı düzenleme konusunda etkin olarak görev alması lazım. Ve Suriye konusunda daha ılımlı bir politikayla bu geçiş sürecini yönetmek lazımdır diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'ye büyük acılar veriyor bu yaşananlar. Türkiye'nin hemen yakınında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu doğru kullanılırsa ekonomik olarak olumlu etkiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaratılabilir. Tabii ki hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde bir takım sıkıntılar yaşanmasını arzu etmeyiz. Ama ekonomik açıdan baktığımızda Türkiye'de yaşanan bu hususlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar işte güvenlikli bir yapısı, demokratik düzeni ve insanların uyumlu, ılımlı kişilikler taşıması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir şans kabul edilebilir. Zaten sektör temsilcilerinin açıklamalarında da izlediğimiz gibi ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne öğrenci geçişlerinin artabileceğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden yüksek öğrenimde okumak için gelecek öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yazlık veya sürekli yaşama amacıyla konut alımlarının da yine artabileceğini düşünüyorum. Onun dışında yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ile sağlamış olduğu uzlaşının ardından Rusya ile geliştirilen ilişkilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de etkisi olabileceğini, gerek Rusya'dan turist, gerekse burada özellikle İskele bölgesinde yoğunlaşan Rus konut alımlarının da belirli ölçüde artacağını düşünüyorum. Tabii evvel emirde umudumuz, isteğimiz, gönlümüzde olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bir an evvel bu terörle mücadelenin daha olumlu sonuçlar vermesi ve tek bir canın bile kaybolmaması, tek bir insanın tırnağına zarar vermemesidir. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından baktığımızda eğer doğru değerlendirebilirsek, biz de ülkemizde ekonomik olarak gerekli tedbirleri alabilirsek, bu gelişmelerden ekonomik olarak yararlı faydalanarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Efendim, tabii kendi ülkemizde iç problemlerine ve ekonomik veya mali gelişmelerine de değinmek adına özellikle bugün gazetelere yansıyan haberlere baktığımızda, hükümetin aldığı kararlara baktığımızda pahalılığın hakim olduğunu görüyoruz. Zam üzerine zam yapılıyor. Ciddi oranda vatandaşın artık ne yazık ki cebi giderek daralıyor. Ama mesela petrol fiyatlarının da artışı yine alınan bir kararla TÜİK'ü kurtarmak maksadıyla veya TÜİK'ün küçültülmesi vesaire, artık aldığı kararları bilare program içerisinde değerlendiririz ama bu kapsamda genel olarak baktığımızda bir pahalılaşma söz konusu olacağı yönünde sivil toplum örgütlerinin, ekonomik örgütlerin beyanatları var. İşte sebzeden tutun da bir takım özellikle hayat önemli olan gıda sektöründe. Şimdi hükümetler zam yaptığı zaman veya bu tarz zam kararları aldıkları zaman akla ilk gelen şey yerel gelirler oluyor. Yani acaba yerel gelirlerde düşüş mü var? Yerel gelirler toplanamıyor mu? Yerel gelir ve gider dengesinde bir açık mı var? Da biz bir şekilde para toplama yoluna gidiyoruz, fonlarla, şunlarla, bunlarla. Yani bunun altında aslında ekonomik anlamda ne vardır? Ya yani vatandaşa nasıl yansıyacağını biliyoruz. Herkes zaten borçlu. Bu kapsamda bu zamların neden yapıldığı, normalde işte ne bileyim fiyat istikrar fonuyla dengelerin sağlanması gerekirdi ama artık o da işlevini yitirmiş gibi görünüyor. Ben biraz hepsini birbirine karıştırmış gibi oldum ama genel anlamda bir değerlendirme yapalım. Aslında karıştırdım dediniz ama hiç karıştırmadınız aslında. Sıraladınız bir yerde ve ekonomiyi daha iyi bir noktaya getirmek gerekirken niçin zorluyoruz? Niçin bu tür olumsuz kararlar alıyoruz dediniz. Ben özünde öyle anlıyorum. Şimdi ilk önce petrolden başlayalım isterseniz. Şimdi petrol fiyatlarındaki düzenleme anormal bir düzenleme değil. Onu kabul etmek lazım. Standart iki haftada bir uluslararası petrol fiyatları dikkate alınarak petrol fiyatları düzenleniyor. Bu artacağı gibi düşebilirdi. Ancak şunu söyleyebilirim. Verilere baktığımızda fiyat istikrar fonu rakamlarının büyük kısmı akaryakıttan oluşuyor. Akaryakıt, sigara, içki, arabadan alınan fonlar önemli kısmını oluşturuyor. Ve fiyat istikrar fonundaki artışlara baktığımızda reel olarak son yılda %15'lere varan bir artış var. Yani demek ki biz fiyat istikrar fonunda bir önceki yıla göre önemli bir artış yapmışız. Yani başka türlü okursak, biz ekonominin sıkıntıda olduğu dönemde bu fiyat istikrar fonundan yaptığımız kesintileri bir miktar aşağı çekerek toplumu rahatlatabiliriz. Fiyat seviyelerinin aşağı çekilmesini sağlayabiliriz. Böyle bir aracımız var. Ama bu son yapılan artış tek başına olumsuz olarak bakılması gereken bir husus değil.
standart bir uygulama, 15 günde bir artış veya azalış şeklinde uygulanabilir. Ama trende baktığımızda, ben bakıyorum trende, gelir vergisi ve kurumlar vergisi %10'lar civarında artıyor. Bu olumlu bir şey. Fiyat istikrar fonu %15'ler düzeyinde artıyor. Bu daha fiyat istikrar fonunun demek ki düşüş kaldırabildiğini gösteriyor. Bunda bir miktar düşüş yapabiliriz fiyat istikrar fonunda. Diğer taraftan KDV'ye bakıyorum. Onlara daha sonra gireriz isterseniz. KDV gelirlerine bakıyorum. İthalatta aldığım KDV'de %10'lar civarında artış varken içeride aldığım KDV'de maalesef hemen hemen aynı düzeyde kaldığını görüyorum. Bu da denetimleri artırmamız gerektiğini ve ülkede beyanlarda bir takım eksiklikler olduğunu gösteriyor. Şimdi TÜİK konusuna bakacak olursak, TÜİK özellikle gündeme niçin geldi? TÜİK doğru kullanılırsa önemli bir kurum. Özellikle tarım, hayvancılık ve bitkisel üretimle uğraşan kesimleri ve dolayısıyla bütün toplumu etkileyen bir kurum. Ancak TÜİK'ün tabii doğru kullanılması gerekiyor. Artık kamu kurumunun işte bir takım ürünle alıp satmasından çok denetleyici, düzenleyici görevlerine dönmesi ihtiyacı var. Şimdi TÜİK'ün ben hatırlıyorum yine bir dönem belirli personeli işte kamuya alındı ve TÜİK küçültülecek dendi. Ancak daha sonra maalesef tekrar TÜİK'te istihdamlar gerçekleşti. Ve TÜİK işte giderleri artırılarak bugünlere kadar geldi. Şimdi TÜİK'ün kendi yapısı içerisinde bir değerlendirme ilave olarak yapabiliriz ama fonla TÜİK'ü kurtarma yoluna gidilmesi çok yanlış bir yaklaşım. Bu ülkede biraz evvel değindik. Dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine avantaj teşkil edebilecek bu yapı içerisinde bir takım kolaylıkları getirmemiz gerekirken biz fonlarla zorlaştırıyoruz işi. Niçin zorlaştırıyoruz onu söyleyeyim. Fon kesinlikle pahalılık getirir. Yani bunu farklı söylemek akıl kârı değil. Çünkü siz doğrudan ithal anında bir malın üzerinden zorla bir bedel alıyorsunuz. Zorla bir bedel alıyorsunuz derken yalnızca bunun için değil tabii. Devletin aldığı tüm vergi ve fonlar zorunlu tasarruflardır. Yani siz isteseniz de istemeseniz de o miktarı ödemek durumdasınız. Ve bu fon miktarını ödediğiniz an siz onu fiyata yansıtmak zorundasınız. İşletmeci zararına çalışacak durumda değil, fiyatını yansıtmak zorunda. Fiyatını yansıtınca ne olacaktır? Tüketici fiyatları endeksi artacaktır. Ama bu yalnızca bir takım açıklamalar duyuyorum. İşte bu fon artışı hayat pahalılığını şu kadar küsuratla etkiler. Bu zannederim yetersiz bir hesaptır. Teknik insanlarımız yeterince çalışamadı diye düşünüyorum. Çünkü fon konulan ürün çok önemlidir. Fon konulan ürün doğrudan gıda ürünüdür bir kısmı. Bir kısmı da gıda ürünlerini üretebilmek için, tüketim mallarını üretmek için kullanılan ham maddedir. Ve bu zincirleme doğurur. Yani siz üreticiye bu ürünü daha pahalı verirsiniz. Üretici haliyle maliyeti artar. O kendi ürüne yansıtır, o toptancıya yansıtır, parikendenciye yansıtır. Böyle zincirleme gelir. Artı yalnızca o ürün değil. Siz yeme gübreye yaptığınız ürün sütün fiyatını artırır. Sütün fiyatı artınca ellimin fiyatı artar, yoğurdun fiyatı artar ve zincirleme bunlar gider. Bunların detaylı çalışılma ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Bunlarda bir takım eksiklikler var diye düşünüyorum. Ve bu tüketici fiyatlarının artması bir defa bu ülkede yaşayan insanların, özellikle özel sektörde yaşayan insanların alım gücünü aşağı çeker. Özel sektörde siz bekleyemezsiniz. Hayat pahalılığı arttığı an maaşlarını özel sektördeki kişiler düzenlesin. Belli işletmeler var ama genel anlamda bunu karşılığını bulamıyorsunuz maalesef. Devlet çalışanları açısından baktığımızda bu tüketici fiyatlarındaki artış her %1'lik bir artış 11 milyonluk bir ek yükü getiriyor devlete. Doğrudan bu ek yükü getiriyor. Diğer yan unsurlarıyla beraber
%1'lik artış yaklaşık 20 milyon Türk lirası civarında bütçeye yeni bir yük getiriyor. Bu ne demektir? Bütçeye gelen yeni bir yükü karşılamak için siz ilave bir şey yaratmanız lazım, gelir yaratmanız lazım ki bunu karşılayasınız. İşte bu ilave geliri yaratırken yine bir pahalılığa neden oluyorsunuz ve zincirleme olarak bunlar birbirinin devamı şeklinde ortaya çıkıyor ve bu ülkeyi pahalatıyor. Yani uzunca bir süredir aslında bu ülkede fonlar konmadı. Uzunca bir süre dediğim işte yaklaşık 3 seneden fazladır bu ülkede yeni bir fon konmadı. Yani pahalatmak için bu ülkeyi yeni mükellefiyetler gelmedi. Ve bu yapılarak aslında Pandora'nın kutusu açıldı ve patlayıcı gibi aslında bu fitil ateşlendi. Çünkü niçin ateşlendi onu söyleyeyim. Süt fiyatı artacak dedik. Peynir fiyatı artacak dedik. Evet. Bunlar hepsi artacak kesin zincirleme. Yani birer örnek verdim ben süt ürünleriyle ilgili. Diğer şeylerde de var. Süt fiyatı artınca ne olacak? Bir yandan tüketici fiyatları artıyor. İşte bunun devlete doğrudan etkisi, maaş artışı ve benzeri şekilde oluyor. Ama diğer mükelleflerinde de artış oluyor. Ama bunun yanı sıra şu gelecek. Şimdi zaten daha önce de konuşulduğu gibi bizim hellimimiz, bizim ürettiğimiz peynirler dışarıdan gelenlerle, ithal edilenlerle baş edemiyor. Onun için ilave bir fon koyalım. İşte dışarıdan gelen peynirleri pahalılaştıralım ki biz hellimimizi satabilelim. Şimdi bu fon kondu, ne olacak? Hellim, süt ürünleri daha da artacak. Et ürünleri daha da artacak. Ve o ürünlerle iştigal eden kesimler bir ölçüde haklı olarak o rekabeti yapabilmek için yeni fonlar konmasını, ithalatta yeni fonlar konması yönünde baskı yaratacak. Bu birbiri ardışık sıra gelecek. Sonuçta bütün bunların sonucunda bu ülke pahalı bir ülke haline gelecek ve tam aslında gerek eğitimde, gerek turizmde, gerek gayrimenkul yani inşaat sektöründeki gelişmeler başlarken bunu doğmadan öldüreceğiz. Ve bu ülkeye yazık günah olacak. Yani bu ufak bir şey gibi gözükür. Ancak bu inanın zincirleme bir takım unsurları yaratacak. Ve ben özellikle Maliye ve Ekonomi Bakanlarından bu konuda tekrar değerlendirme yapmalarını, bunu yeniden incelemelerini ve TÜİK'te yaşanan bir takım olumsuzluklar varsa bunlarla ilgili yeni çıkış yolları aramalarını hasreten istirham ediyorum, öyle diyeyim. Çünkü ekonomiyle maliyenin mutlaka yan yana gelmesi lazım, birlikte hareket etmeler lazım ve sonunda aslında özellikle bu iki bakanın canı yanacak, bu gelişmelerden canı yanacak, şu anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Etkileri, ekonomiye olumsuz etkileri, işte bütçeye olumsuz etkileri oluşacak. Haliyle yönetimde, ekonominin yönetilmesinde, maliyenin, bütçenin yönetilmesinde bir takım zorluklar oluşacak. Onun için bu konuların yeni baştan değerlendirilmesi ve bütünlüklü değerlendirilmesi lazım. Ya ben buraya fon koyuyorum 1 liralık. Bu ne olacak? Nereye gidecek? Hangi sektöre gidecek? Bu sektörde ne tür etkileri olacak? Sonuçta bu turizme etkisi ne olacak? Ekonominin bütününe etkisi ne olacak? Bütçeye etkisi ne olacak? Bütün unsurlarını gözden geçirmek durumundalar. Bu çalışmanın, kapsamlı bir çalışmanın yapılması ihtiyacı var. Bu küçük bir olay değil. Dediğim gibi Pandora'nın kutusunun açılmasıdır ve bu ülkede ekonomik olarak belirli bir takım gelişmelerin önünü kesme noktasıdır. Ben çok dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Sayın Mungan, yüzde kaçlık bir artış bekliyorsunuz tüketici açısından baktığınız zaman? Yani çünkü işaret ettiğiniz konularda hem
üretici hem hizmet sektörü hem de aynı zamanda üretim sektöründe bir takım artışlar beklendiğine göre dolayısıyla ülke genelinde belirli bir artış olacak. Yani zincirleme bir takım faaliyetlerden, ekonomik faaliyetlerden de bahsettiniz. Onların hepsi üretim bazında mecburi olacak. Yani bana unu pahalı satarsanız ekmeği ucuz üretemem. Tabii. Dolayısıyla yüzde kaçlık bir artış bekliyorsunuz? Yani yüzde kaçlık bir daralma bekliyorsunuz vatandaşın bütçesinde? Şimdi bir rakam söylemek medyumluk olur. Ve ben teknik insanım, öyle diyeyim. Ve hiçbir şeyin hesabını yapmadan bir şey konuşmak istemem. O anlamda bir rakam söylersem yanlış olur. Ama benim tavsiyem ve önerim nacizane hemen Sayın Başbakan'ın Devlet Planlama Örgütü kendisine bağlı. Devlet Planlama Örgütü'ne bir görev vermesi lazım. Bunun ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkilerinin üzerine bir çalışma yapması lazım. Ve yine ilave bir tavsiyem, lütfen ve lütfen, yaptılarsa özür diliyorum, lafımı geri alıyorum, lütfen ve lütfen, özellikle yeni bir fon, yeni bir vergi, yani bireylere, kurumlara yeni bir mükellefiyet geldiğinde bunun ekonomi üzerine etkileri nedir? Özellikle tüketici fiyatları üzerine etkileri nedir yönünde Devlet Planlama Örgütü'nde mutlaka bir değerlendirme alınsın. O değerlendirme alındıktan sonra daha aklı selimle Bakanlar Kurulu karar verebilir diye düşünüyorum. Lütfen buna hassasiyet gösterilsin. Şimdi elimizdeki bu fonu uygulamasıyla ilgili İvedi yapıldıysa çalışma söyleyecek bir lafım yok ama lütfen yapıldıysa da biraz geliştirsinler bu çalışmayı. Süt ürünlerine etkisi ne olacak? Süt ürünlerine etkisinden dolayı rekabet edebilirlik unsuru ne olacak ithalatla? Ve yeni bir fon ihtiyacı doğacak mı? Yeni bir fon ihtiyacı doğarsa ne düzeyde olacak? Bunun tekrar tüketici fiyatları üzerine etkisi ne olacak gibi kapsamlı bir çalışma yapma ihtiyacı var. Efendim, Fiyat İstikrar Fonu'nda %15 bir artış olduğunu söylediniz. Gelir ve kurumlar vergisi %10 arttı dediniz. KDV'de ithalat %10, içeride ortalama aynı dedik. Ve buna paralel olarak Fiyat İstikrar Fonu'nda biraz azaltma yapılabileceğini söylediniz. Evet, evet. Bu piyasayı biraz rahatlatabilir. Yani %15'lik bir azaltma mı? Ne kadar yani yapılabilir? Hayır. Tabii ki %15'lik. Şimdi biz görevdeyken her gelirlerle ilgili bir kuruşun peşindeydik. Şimdi benim aman şu kadar kesin demem haksızlık olur. Yani şu anda görevde olan sayın bakanlara haksızlık olur. Özellikle Serdar Bey'e haksızlık olur. Tabii ki öyle %15'ler falan çok büyük rakamlar. Ama şunu söyleyebilirim. Piyasada belirli ürünlerin, yani şöyle diyeyim. Bizim özellikle benim söylediğim aslında şu andaki uygulamanın tersi. Fiyat İstikrar Fonu'nda akaryakıttan önemli gelirimiz var. Araba ithalatında önemli gelirimiz var. İçki ve sigaradan önemli gelirimiz var. Diğerlerinden elde ettiğimiz gelirler oldukça sınırlı. Ve onları sıfırlar düzeyine bile çeksek çok önemli etkilemiyor. Özellikle onların aşağı çekilmesi yönünde, yani fonların azaltılması yönünde bir çaba gösterilmelidir. Akaryakıtta sınırlı bir miktar yapılabilir. Akaryakıtta çünkü fiyat istikrar fonu belirlenirken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki fiyatlar ve Rum tarafında güneydeki fiyatlar da mutlaka dikkate alınır. Ve onların üzerine çıkılmaz. Eksiye bile düşülse Rum fiyatının altında kalmaya çalışılır. Orada bir hassasiyet var. Ama sınırlı bir miktar fiyat istikrar fonunda indirim yapabiliriz. Ama bunu bütünlüklü olarak düşünmek zorundayız. Şimdi biraz evvel söyledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli sorunlarından biri kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılama idi. Ama bu neredeyse sorun olmaktan çıktı. Son 3 yıldaki gelirlerdeki gelişmeler ve 2016'da da o trend devam ediyor. Belirli bir yapı oturdu yerine çünkü gelişmeler. Yerel kaynaklarla yerel giderleri karşılama noktasında önemli imkanlar getirdi bize. 2010 yılında yerel gelirlerle yerel giderlerimizin %78'ini karşılıyorduk. Yani 100 liralık yerel harcamamız vardı.
Bunun %78'ini karşılayabiliyorduk. Yani eksi %22'deydik. Eksi %22'deydi. Yerel için konuşuyorum, yerel giderlerde. Bu 2015 yılında %90'a ulaştı karşılama oranı. 2016 yılında da eğer önemli yanlışlar yapmazsak %95'e ulaşacak. Yani yalnızca %5'lik bir ihtiyaç kalacak bize. Düşünün %22 ilave kaynağı ihtiyaç vardı yerel harcamalar için. Şimdi bu %5'lere indi. Bir sonraki yılda bu tamamıyla karşılanabilir. Zaten 2013'te böyle bir hedef konmuştu. 4 yıl içerisinde yerel gelirlerle yerel giderleri karşılama hedefi konmuştu. Ve bu hedefin tutmaması için hiçbir neden yok. Yalnız işte bu fondu, benzeri işlemlerde hayatı pahalılatma ve ekonomiyi daraltma durumuna düşmezsek bunun sağlanmaması için hiçbir neden yok. İşte bunu yaparken çok özenli davranmak zorundayız. Burada benim gördüğüm en son biraz evvel de ifade ettiğim gibi KDV gelirlerinde bir duralama var içeride. Bu KDV gelirlerinin denetimle geliştirilmesi lazım. Son ben bilgi alıyorum mesela vergi dairesine ek mesai verilmiyor gibi. Bu çok büyük bir yanlıştır. Siz para toplayacak kurumu binaların içine hapsediyorsunuz. Evet, ek mesai konusunda ciddi tedbirlere ihtiyaç var. Buna %100 katılıyorum. Vardiyaya yapılabilecek yerde vardiyaya geçilmesi lazım. Ama vardiyaya geçmek için de örneğin gümrükte ilave personele ihtiyacınız var. İlave personel almanız lazım ki daha fazla insanla vardiyalara döndürebilirsiniz. Ancak sizin vergi toplayabilmeniz için denetim yapmanız lazım. Maalesef biz halen teknolojiyi çok etkin olarak kullanamıyoruz. Onun için denetimlere halen fazlasıyla ihtiyacımız var. Ve vergi dairesi memurunun mutlaka sokakta olması lazım. Evet. Mutlaka görünür olması lazım. Ve bu görünürlükle KDV gelirlerinin de çok kısa sürede artırılabileceğine inanıyorum. Vergi dairesinde çok nitelikli arkadaşlar var. Bu işleri takip edebilecek, sonuçlandırabilecek arkadaşlar var. Ama onlara da imkan vermemiz lazım, zaman vermemiz lazım. Bu paraları toplayabilsinler. Paraları toplasınlar derken kişilerden verdikleri vergiden daha fazla değil. Herkesten adaletli şekilde vergisini vermeyenden vergiyi toplamak şeklindedir. Yani kayıt dışının kayda alınmasıdır. Evet. Efendim bu konuştuğumuz konular içerisinde birkaç tane not aldım. O yüzden birkaç tane sorum olacak size. Öncelikle son 3 yılda fon uygulaması olmadı dediniz. Evet. Fon uygulaması neden yapılır? Merak ettiğim bu. Evet. Cari açıkların en büyük nedeni nedir bizim ülkemizde? En büyük sorunu nedir cari açıkların ortaya çıkmasında? Sosyal güvenlik sistemine değinecek olursak yerel gelirlerle ne yapılıyor? Örneği topluyoruz biz bu parayı. Ne yapıyoruz bu parayı mesela? Onu merak ediyorum. Ek mesai konusunda da ek mesai ücretleriyle vardiya sistemine geçilmesi gerektiğinden bahsettik. Vardiya sistemine geçilmesi halinde ek mesai ücretlerinden kurtulabilir miyiz? En azından bir miktar ve bu veya ödenen ek mesailerle vardiya sistemine geçilmesi halinde yeni bir şey dediniz hani vergi toplayan veya bazı kurumlarda önemli kurumlarda personel eksiği var. Ek mesai vermek yerine vardiya sistemine geçip personel istihdam etsek 2011 yasası sonrası biliyorsunuz daha düşük ücretler söz konusu oldu kamuda özel sektörle dengelemek adına kaç tane personel alabiliriz bu ödediğimiz ek mesailerle mesela bunu vardiyaya geçsek belki de tamamen ortadan kalkmış olacak. Bilmiyorum tabii siz daha iyi bilirsiniz ama vergi alınması noktasında da yine aynı şekilde baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin birçoğunun 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 6 yıl belki zarar gösterdiğini görüyoruz. Peki bir Maliye Bakanı veya ilgili devlet memuru gidip bu işletmecinin kapısını çalıp kardeşim ben senin için çok üzülüyorum. Sen 3 yıldır zarar yapıyorsun. Senin için ne yapabiliriz dedi mi mesela? Çok güzel. Evet. Bunları merak ediyorum. Bu herhalde evet, çok önemli konulara değindiniz açıkçası.
Yani temel maliye politikalarını aslında kısa kısa değerlendirdiniz. Niçin fondan başlayalım? Niçin fon konur? Şimdi fon demode olmuş bir şey. Bütün dünya artık terk etti fon olayını. Çok sınırlı yerlerde uygulaması var. Türkiye Cumhuriyeti 1980'lerde fon uygulamalarını yaygın olarak kullandı. Sayın Özel döneminde. Sayın Özel çok hızlı hareket eden bir politikacıydı, siyaset adamıydı. Ve Türkiye Cumhuriyeti gerçekten önemli sıkıntılar da yaşıyordu. Belki o dönem için doğruydu. Fonun amacı şudur. Fon, belirli bir yerden zorunlu tasarruf alırsınız, vergi gibi. Ancak bunları belirli alana tahsis edersiniz. Örneğin Türkiye'de toplu konut fonu oluşturuldu. Zorunlu bir takım tasarruflar fon alındı ve bu ülkede toplu konut yapılması için kullanıldı. O dönem için gerekliydi çünkü konut sektöründe ciddi sıkıntılar vardı ve nitelikli konut ihtiyacı özellikle vardı. Bunu aşmak için halen de toplu konut idaresi devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Diğer belli alanlarda da bu tür fon uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulandı. Akaryakıt, işte sigara, içki, beyaz eşya, araba gibi konularda da Türkiye Cumhuriyeti'nde bizdeki gibi fon uygulamaları uygulandı. Bütün bu fon uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti'nde sınırlı birkaç tanesi kaldı. Dediğim gibi toplu konut ve 3 tane daha zannederim devam eden fon var. 300 civarında fon yürürlükten kalktı. Bunlar devletin diğer gelirleriyle bütünleştirildi. Fon belirli bir amaç için, belirli bir süre için uygulanıp daha sonra yürürlükten kalkan şeyler aslında. Ve dünya artık bu fon uygulamalarını uygulamıyor. Ne yapıyor? Fon uygulamaları çünkü beraberinde şunu getiriyor. Fon, her bir fon için ayrı bir bütçe oluşturmak zorundasınız. Ondan sorumlu bir kişi olacak, idarecisi olacak. Benzeri bir takım uygulamalar ilave personel istihdamı getiriyor bir. Farklı ellerden kontrol getiriyor bir. Bu bir takım usulsüzlüklere ve benzeri şeylere de neden oluyor. Artı devlet, kamu, toplumun tümünü kucaklayıcı, ekonominin bütünlüğünü düşünerek hareket etmek zorunda. Onun için de kaynaklarını bir bütünlük içerisinde kullanmak zorunda. Yani bugün siz bir fon kursunuz, tarıma düzelteyim diye, işte burada olduğu gibi tükü düzelteyim dersiniz ama kaş yapayım derken göz çıkarırsınız ve ekonominin diğer unsurlarını bozarsınız. İşte fonun doğru kullanılmazsa zararı budur. Ama siz bir gelir yaratacaksanız da bütünlük içerisinde bu geliri yaratırsanız ekonominin bütününü dikkate alarak, bütçenin bütünlüğünü, devlet bütçesinin bütünlüğünü dikkate alarak bu kaynakları kullanırsınız. Ve bütün dünyadaki uygulama budur. Yine şu anda mecliste olan fonların bütçeye alınmasına yönelik halen mecliste bekleyen bütçe yasaları var. Onlar da maalesef geçmedi, üzülerek söylüyorum. Halen bizim ülkemizde işte bir takım özel amaçlara yönelik kaynak toplanmaya, fon toplanmaya maalesef devam ediyor. Bu fonların hepsinin vergi ve benzeri şekilde düzenlenmesi lazım ve kararlar alınırken bu ekonominin bütünü içinde kararların alınmasını da gerektirecek. O nedenle fon uygulamalarının kesinlikle terk edilmesi lazım, nokta konulması lazım. Artı şu andaki fon uygulamalarında mutlaka bütçenin bütünü içerisine alınma gereği var. Şimdi niçin giderlerimizi karşılamakta zorluk çekiyoruz dediniz ve hangi alanlarda bu zorluğumuz? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesinin en önemli sıkıntısı ve bütçe giderlerini, özellikle yerel giderlerini karşılamadaki sıkıntısı katılaşmış giderleriyle ilgili. Katılaşmış giderleri dediğimiz maaş ve benzeri giderler. Personel giderleri, emekli maaşları, sosyal yardım ve benzeri. Ama özellikle personel giderleri aslında bütçenin bütünü içinde personel giderleri tek başına çok büyük bir rakam değil. %40'ları geçmez. Ama emekli, sosyal yardım ve benzeri
Yani hizmet almadan ödeme yaptığınız kesimlere yapılan ödemeler şeyi geçiyor. Size rakam söyleyeyim, kişi rakamı yalnızca. Temmuz itibariyle, bu arada şeyi de söyleyeyim, Maliye Bakanlığı'nın web sayfasında izleyicilerimiz de lütfen oradan takip etsin, siz mutlaka izliyorsunuz. Başlatılan, işte her hafta gelir gider durumunu yansıtan veriler, işte çalışan sayısını yansıtan veriler düzenli olarak yayınlanıyor. Çalışan sayısı ve ödeme yapılan, çek çıkarılan kişi sayıları aylık olarak veriliyor. Gelir gider durumu ise haftalık olarak veriliyor. Temmuz ayında bir kopukluk oldu ama Sayın Maliye Bakanı düzenledi herhalde en son. Son iki haftadır tekrar düzene girdi. Lütfen o boşlukları da doldurabilirlerse, Temmuz'un içerisinde 4 hafta zannederim eksik veri var. Onu da tamamlarlarsa takip edenler için iyi olur diye düşünüyorum. Ve bundan sonra onun devam ettirilmesinde yarar var. Ve oradaki verilerden de takip ettiğimizde muazzaf çalışan sayısı, yani memur, evet, polis, öğretmen ve benzeri sürekli çalışan, muazzaf biliyorsunuz sürekli çalışan sayısı 12.600 civarında. Sözleşmeli 330 civarında sözleşmeli var. Geçici 2.500 civarında geçici var. 3.000'e yakın da işçi var. Bunları alt alta koyduğunuzda 18.400 gibi bir rakam kamunun bir fiil görev yapan kesimi, geçici veya kadrolu. Bu 18.400'ün 12.600'ü sürekli kadroda. Bunların içinde güvenlik kuvvetleri de var. Bakın dikkat edin. Hizmet veren, kamuda hizmet veren sayısı 18.400. Evet. Hizmet vermeden maaş ödemesi yaptığımız, bütçeden maaş ödemesi yaptığımız kişi sayısı toplam 22.100. Yani siz 18.000 kişiyle hizmet vermeye çalışıyorsunuz kamuda ve belirli sektörlerde yeterli olamıyorsunuz. Örneğin sağlıkta, örneğin gümrükte, örneğin vergide yeterli değil personel sayınız. Ama siz aynı bütçeden 22.100 kişiyi daha ödüyorsunuz. Bunların 13.300'ü emekli. Ve 13.300 emeklinin içinde belediye emeklisi de var. Niçin belediye emeklisi var diye de vurgu yaptım. Üzülerek görüyorum, TÜİK emeklilerini de devlete verecek. Olacak iş değil. Yani şu anda kambur zaten büyük bir kambur da. Ve iddia şu, kamuda olup devlet bütçesi dışında emeklilik veren yok diye. Çok örnek verebilirim. Merkez Bankası kendisi veriyor doğrudan. Kalkınma Bankası kendisi veriyor doğrudan. BRT kendi emeklilerini doğrudan ödüyor bu kadar zor durumuna rağmen. Elektrik Kurumu kendi emeklilerini ödüyor. Vakıflar İdaresi kendi emeklilerini ödüyor. Yani TÜİK'e has bir durum değildi. TÜİK personel istihdamı ve verimlilik konusunda gerekli tedbirleri alarak kendi içinde çözmesi lazım. Devletin kamburunu söyledik. Bu kamburu daha fazla büyütemeyiz. 13.300 emekli var. Sosyal yardım özürlü ve şehit ailesi olarak da 8.800'e yakın kişiye ödeme yapıyoruz. Devlet doğrudan 40.500 kişiye ödeme yapıyor, çek veriyor. Ve bunların önemli kısmı dediğim gibi kamusal hizmet vermeden ödediklerimiz. Şimdi buna niçin vurgu yapıyorum? Veya bunları dışlamak için söylemiyorum bunları. Yanlış bir yapı bu yapı. Bunu düzeltme ihtiyacımız var. Siz de değindiniz, sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik ve iç borçlar bu ülkenin en önemli temel sorunları. Niçin temel sorunları? Sosyal sigortalara da değinebiliriz. Sosyal sigortalarda işte 40.000 kişi civarında, 30 küsür bin kişi civarında emekli ödemesi yapıyor. Bu benim söylediğim 40.500 çek devletin doğrudan kendisinin yaptığı ödemelerin miktarı. Bunun dışında tabii BRT'ye katkı yapıyor, TAK'a katkı yapıyor, sosyal güvenliğe katkı yapıyor. Onları söylemiyorum. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda 80.000'li rakamlara ulaşır. Sonuçta sosyal güvenlik sistemini bizim bütçenin içinden ayırmamız lazım.
Buna yönelik zaten biliyorsunuz 2011 sonrası zaten bir düzenleme yapıldı ama onun öncesinde 2008 yılında tek sosyal güvenlik sistemi sayesinde 2008'den sonra kamuda veya özelde çalışanların hepsi o sosyal güvenlik sisteminin içinde, yani bütçenin dışında. Ancak uzunca bir süre bu bütçenin sıkıntısı, bu özellikle sosyal güvenlik türü ödemelerden dolayı belli bir süre devam edecek. Ama bu bizim gerçeğimiz ve bu gerçeğimizi sürdürürken bütün bu olumsuz yapısına rağmen, yani sosyal güvenliğin bütçenin içinde olmasına rağmen, dikkat edin diyorum ki 2016 yılında %95'ini biz karşılayabilir durumda olacağız. 2015'te %90'ını karşılardık. Bu önemli bir gelişmedir. Bu şunu getirecek beraberinde, dış kaynaklarla aldığımız miktarları, meblağları biz daha fazla ekonomiye kanalize edebileceğiz. Ekonominin büyümesini sağlayacağız. Cari giderler için kullanmayacağız. Ek mesai ile vardiya ilişkisine değinecek olursak, şimdi vardiyayı belirli yerlerde uygulayabilirsiniz. Ve belli ölçüde de uygulanıyor belli yerlerde. Sağlıkta belli ölçüde uygulanıyor. İşte cezaevinde belli ölçüde uygulanıyor. Havaalanında belirli şekilde uygulanıyor. Belli başka yerlerde var. Şimdi vardiya uygulaması için tabii belirli personel sayısına ihtiyacınız var. Yani gümrükten örnek verecek olursam, gümrükle ilgili olarak belirli alanlarda vardiya uygulamasına geçilebilir. Ama yeni personele ihtiyacınız var. Bu mevcut personelle vardiyayı çevirebilmeniz mümkün değil. Belirli yerlerde nokta uygulamaları yapabilirsiniz. Örneğin havaalanında bir uygulamaya geçilebilir. Şu anda tabii tam bir hesaplama, veriler yanımda olmadığı için tam bir değerlendirme yapamayacağım ama eğer mevcut sayı yeterli ise havaalanından başlanabilir diye düşünüyorum. Ama orada belli sayıda istihdam yapmamız lazım. Zaten bu TC ile KKTC arasında yapılan protokolda bile gündeme gelmiştir. Ve gümrükte belirli bir istihdama ihtiyaç vardır, vergide belirli bir istihdama ihtiyaç vardır diye değinilmiştir. Biz vergi dairesini, gümrük dairesini geliştirmek zorundayız her yönüyle. Personel sayısı yönüyle, personelin bilgi birikimi yönüyle, teçhizat yönüyle. Örneğin gümrükte X-ray cihazlarına ihtiyacımız var. Türkiye'de uygulamaya geçen, işte tırların içinden geçip görüntülerinin alınabildiği cihazlara ihtiyacımız var ve bu konulara bizim yoğunlaşmamız lazım. Biz işte fonu koyalım, işte orayı bir düzeltme yapalım, onun yerine ekonominin bütününü etkileyecek hususlara yönelmemiz lazım. Zarar eden işletmeyen için vergi dairesi gidip nasıl yardımcı olabilirim demiyor. Aslında biraz şey gibi geliyor ama fıkra gibi geliyor belki ama olması gereken şeyler. Şöyle, siz zarar eden işletmeye de gitmek durumundasınız. Şu amaçla gideceksiniz. İlk zarar ediyor, niçin verimsiz çalışıyor ve vergi dairesi bu arada tabii belli ölçüde denetimini de yapacak. Yani o zarar gerçekçi bir zarar değilse gerekli vergiyi de uygulayacak. Ama bununla beraber eğer işletme gerçekçi bir vergi beyanında bulunmuşsa ama buna rağmen zarar ediyorsa, o bir takım notları alarak, işte ham madde artışından kaynaklanan yıl zararı, işte vergilerin getirdiği yükler, fonların getirdiği yükler gibi kısa kısa 3-5 tane notunu alıp bakanlık vasıtasıyla, işte örneğin Ekonomi Maliye Bakanlığı bir araya gelerek değerlendirmelerde yapılabilir ve bunlar hükümet kanadına kadar yansıtılabilir. Şöyle bir eksiklik görüyorum. Eğer yapıyorlarsa da özür diliyorum. Maliye ile Ekonomi Bakanlığı arasında daha sıkı bir işbirliği ihtiyacı görüyorum. Niçin? Geçmiş dönemlerde de bu ihtiyaç vardı ama bu dönemde, özellikle bu hükümet döneminde buna çok daha fazla ihtiyaç var. Niçin var söyleyeyim. Hazine, para kambiyo ve gümrük. İlgili başka daireler de var tabii, ekonomiye bağlı. Sanayi, ticaret, resmi kapsı ve benzerleri. Ama özellikle bunlar Ekonomi Bakanlığı'nda. Bütçe, vergi,
maliye teftiş ve diğer ilgili daireler Maliye Bakanlığı'nda. Bütçeyle hazine ayrı duramaz birbirinden. Ayrılmaz, ikiz kardeştir bunlar. Dünyanın her yerinde. Bu temas, mutlaka arkadaşlar, ilgili daire müdürleri bir temas kuruyordur ama bakanlık düzeyinde bu temasın olması lazım. Vergi, gümrük, kesinlikle birbirine ayrılmaz iki daire. Olabilir, hükümet böyle bir karar aldı. Böyle bir ayrışım düşündü. Koalisyon hükümeti. Çok doğru görmemekle beraber yine saygı duyuyorum tabii ki, karar onların. Ancak ekonominin üzerinde, maliye politikaları üzerinde doğru bir takım kararlar alabilmek için, işte tartıştığımız fon, vergi, benzeri neyse, ek mesai var diye hepsi, yani ekonomiyle ilgili, maliye politikayla ilgili her şeyde bu iki bakanlığın düzenli toplantılar yapması lazım. Bana eksik göre. Görüyorsunuz. Efendim? Eksik görüyorsun sen. Eksik görüyorum. Ve en azından basına yansımadı. Eğer yapıyorlarsa söylediklerimi geri alıyorum tekrar. Ama yapıyorlarsa da geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Her ay mutlaka bir araya gelmesi lazım bu iki bakanlığın. Bütün bürokratlarıyla birlikte, ana bürokratlarıyla birlikte ve hani uluslararası kırmızı telefon vardır, şey vardır bilirsiniz. Anında ulaşılabilecek şekilde ve bu iki bakanlığın ilgili dairelerinin her an birbirine ulaşabilecek durumda kırmızı telefonlar ellerinde olması lazım. Ve bunun tabii ortak politikalar halinde yürütülebilmesi için, yalnızca daire müdürlerinin teması yetişmez, ortak politikalar halinde yürütülebilmesi için, ortak ekonomi ve maliye politikalarının yürütülebilmesi için bakanlık nezdinde bir araya gelinmesi lazım. Ve hatta Zeren sen çok ileri gidiyorsun diyecekler ama hatta bu iki bakanlığın zaman zaman Sayın Başbakan'ı brief etmesi ihtiyacı var. İki farklı partiden uzlaşı içerisinde götürdüklerini söylüyorlar. Çok güzel, ülkede böyle bir beklenti içerisinde, uzlaşı içerisinde gitmesi. Ama birbirleriyle daha yakın temasta olmalılar diye düşünüyorum. Eğer bu temas yeterince olsaydı ben inanıyorum ki bu fon uygulaması hayata geçmezdi diye ben düşünüyorum. Ben tam o noktaya değinecektim. Yani hani siz zaman zaman konuşmanız içerisinde yani yapıyorlarsa özür dilerim falan dediniz ama yapmış olsalardı zaten bu halde olmayacaktı. Bilemiyorum tabii yani şimdi onlarla kadar birlikte olmadığımız için tam bir değerlendirme yapamıyoruz. Ama aklı selim şunu söyler. İki bakanlık çok doğru organize olsaydı ve tabii ki fonun uygulamasını talep eden Tarım Bakanlığı'yla temas halinde bu uygulama hayata geçmezdi. Sonrasını görürlerdi diye düşünüyorum. Artı ilgili bakanlıklar sonuçta başbakanlığa tabii bilgi vermek zorundaydı. Başbakan hükümetin beyni. Maliye ve ekonomide kalbi. Yani o kalbin doğru çalışması lazım. İyi kan pompalaması lazım. Bütün vücudu ayakta tutması lazım. Ve beynin de doğru organize etmesi lazım. Ama işte bakanlıklar istişare halinde sürekli birlikte ve zincirleme etkiler de düşünülerek, devlet planlama örgütü de daha etkin kullanılarak bu tür politikalar hayata geçmiyor. Efendim şimdi iki tane sorumuz var bu arada. Evet. Yönetmenim ulaştırdı herhalde, bir vatandaşımızın sorusuydu. Vardiyada çalışan personel yine ay içerisinde fazla çalıştığı için ek mesai alır mı? Buna ne dersiniz diye sorulmuş. Evet. Bir de vardiyada çalışan personel ek mesai almaması için ne düşünüyorsunuz? İstihdam dışında. İstihdam? İstihdam dışında. Dışında. Tamam. Ben çünkü şey demiştim yani 2011 evet, yasası evet, sonrasında evet, maaş dengeleri var. Belki de evet, ek mesai yerine istihdam yapılabilir. Şimdi şöyle, ek mesai ve istihdam konusu aslında çok hassas bir konu. Zaman zaman biz kötü örneklerini yaşadık. Yani benim bürokraside olduğum dönemde bir takım öneriler geldi bize ve dendi ki bir takım hesaplar da yapıldı. Şu anda işte şu kadar ek mesai ödüyoruz. Eğer şu kadar kişi alırsak bu ek mesai aşağıya çekilecek. Maalesef tedbir alınmadığı için ek mesai arttı. O yeni aldığımız insanlar da ek mesaiye girdi. Bu tür olumsuz yanları da var. Ancak bir takım yerlerde
personel ihtiyacı olduğu bir gerçek. Şimdi arkadaşın sorusuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Vardiya düzensiz çalışma ödeneğidir. Evet. Yani normal memur, işte şu andaki uygulama bildiğiniz gibi 8-3.30 ve perşembe günü işte 8-5.30 veya 6 şeklinde düzenleme var. Bundan farklı bir şekilde çalışma için verilen ödenektir. Siz ama haftada ortalama işte 37 saat çalışılıyorsa, bunun üzerinde personeli çalıştırırsanız siz mesai ödemek durumundasınız. Vardiya ödeneği niçin ödenir? Vardiya ödeneği siz düzenli işte 8-3.30 çalışırken o 12 saat çalışır örneğin. Ya da gece gider çalışır. Ona vardiya ödeneği ödenmesinden doğal da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ancak ek mesai konusunda dediğim gibi ek mesai aşağı çekme düşüncesiyle yapılacak istihdamda çok dikkatli ve özenli davranmak lazım. Belirli kriterler mutlaka koymak lazım. Ve bir ciddi denetime de ihtiyaç var. Tabii bunların hepsinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi lazım. Yani ek mesaiyi tek başına çözemezsiniz. Vardiyayı tek başına çözemezsiniz. Personel istihdamını tek başına çözemezsiniz. Bunlar bir bütünlük içerisinde ekonomi ve maliye politikalarıyla yürütülebilir. Örneğin sağlıkta ciddi sıkıntılarımız var. Personel istihdam ihtiyacımız var. Ancak bunu sağlık sistemini de gözden geçirerek çözebilirsiniz. Mevcut yapı olduğu gibi kalırsa bu kör düğüm devam eder gider. Personel de alsanız, mesai de ödeseniz bu şişerek devam eder. Siz bununla birlikte döner sermaye ihtiyacı var. Çalışması yapılan işte genel sağlık sigortası var. Bununla ilgili de işte prim esasında da özenle davranılma ihtiyacı var. Yani sağlıkla ilgili bir örnek verdim ama her sektörde bir bütünlük içerisinde davranmak zorundasınız. Tek başına tükü kurtarayım, fon koyayım, sonrası ne oluru düşünmediğimiz gibi diğer alanlarda da ya şimdilik orada bir sıkıntı var, alalım 50 kişi de Allah kerim dersek bu işleri çözemeyiz. Onlara da ek mesai ödersiniz. Evet, onlara da ilave ek mesai ödersiniz. Sayın bir bütünlük içerisine gitmek lazım. Programımızın sonuna geliyoruz ama bunu da sormak istiyorum. Hani sağlık alanında, bu arada ek mesailer en çok sağlık alanına mı gidiyor? Önemli kısmı %40, yanlış hatırlamıyorsam %40 civarında kısmı sağlıkta. Peki bunun içerisinde şu da var mı? Sayın Gülsen Bozkurt'un öncesi ve sonrası olarak ayırıyorum ben sağlık sektörünü her zaman. Evet. Öncesinde iyi incelediniz. Evet. Öncesinde özellikle hekimlerin onkol sisteminin farklı, sonrasında onkol sisteminin evet, farklı olduğunu evet, görüyorum. Belki kendisi de doktordur, o bakımdan düşünmüş evet, olabilir. Evet. Ona itirazım yok ama devlet bütçesi ve vatandaşa verilen hizmet açısından evet, düşünmemiz gerekiyor bizim sanıyorum. Üstelik hastaneler kamu malı. Dolayısıyla bu onkol sisteminden kaynaklanan bir sıkıntı da olabilir mi? Yani eskiden doktorlar hastaneye, onkol olan doktorlar hastaneye, yani Gülsen Bozkurt öncesi diyelim ona, hastaneye geldiklerinde acil bir vaka olduğunda hastaneden içeriye kapıdan girdiği anda onkol olarak ücretlendirme yapılıyordu. Evet. Çıktığı anda da bitiyordu. Bozkurt döneminin sonrasındaysa adam mesela onkoldur, restoranda eşiyle evlilik yıl dönümünü kutluyordur ama o sırada da onkoldur aynı zamanda. Belki çok böyle üzücü bir örnek vermiş olabilirim ama evlilik yıl dönümü dedim, o da mutlu bir şey. Neticede adam restorandayken de onkol olabiliyor, hiç acil vaka da çıkmamış olabiliyor o gün. Devir dayım da olabiliyor bu bazen. Arkadaşım benim bu ay biraz paraya ihtiyacım var, senin yerine nöbeti ben alayım falan gibi insani olarak da yardımlaşma olabilir ama bu devlet bütçesine nasıl yansıyor efendim? Şimdi aslında sağlık çok hassas bir konu. Hepimiz doktorlara ihtiyaç hissediyoruz. Her bireyimiz, her yakınımız ihtiyaç hissediyor. Ve aslında sağlık sektöründe tüm çalışanlar gerçekten zor koşullarda çalışıyor. Benim ailemden de sağlık sektöründe çalışanlar. Ve yakınım biliyorum. Ve o tür bir meslek ben seçmezdim açıkçası. Çünkü evet, çok zor. Gerçekten çok zor. Ama çok
ulvi bir görev yerine getiriyorlar. Ancak sizin de söylediğiniz gibi mali yönünü de bunun düşünmek zorundayız. Şimdi o dediğiniz dönem şöyle bir kırılma yaşattı. O dönemde sınırlı sayıda doktor sürekli nöbetteydi. Sınırlı alanlarda, zorunlu alanlarda nöbetteydi. Tam nöbetteydi. Gülsen Hanım kendisi de doktor. Kendi açısından haklıydı o dönem. Belki kendi açısından doğru düşünmüştü sağlık amaçlı olarak. Hemen hemen her alanda doktorlar sürekli nöbete gelir oldu. Yani şu andaki uygulama bir takım istisnaları vardır ama genel olarak full mesai tüm doktorlarımız alıyor. Ha, hak etmiyorlar mı aldıklarını? Bana göre hak ediyorlar. Tabii. Miktar olarak. O ayrı bir şey. Ama işte ilk uygulama sizin söylediğiniz gibi onkol şeklinde oldu. Kişi normal evinde veya diğer ihtiyaçlarını gidermedeydi. Hasta kendi alanıyla ilgili bir hasta geldiğinde çağrılıyordu, geliyordu ve geldiği süre için bir ödeme alması söz konusuydu. Ama şimdiki uygulamada tam bir ödeme söz konusu. Çünkü ek mesai şeklinde sürekli orada kalıyor. Yani doktorlar şu anda sürekli hastanede kalıyor. Bir takım özel durumlar olmuştur, onu bilemem ama genel kural uygulama bu şekilde. Ve onkolda yaşanan, yani örneğin işte bir hasta geldi, doktor arandı, doktor yani hazır oldu, hastanenin kapısında duramaz, ödemiyorsunuz. Tabii. Çünkü örneğin Lefkoşa'da bir vaka var, kişi Mausa'ya gitmiş olabilir, oradan gelmesi bir saatini alır en iyi halde, yani hemen bir insan arabasına gelse bir saatte gelir. Bu arada hastayı kaybedebiliriz ve bu tür tıbbi şeylerle doktorun orada olması gerekliliğine karar verildi ve sağlık sektöründeki bu mali yapı bir miktar daha şişmiş oldu. Benzer uygulamalar işte diğer sağlık elemanlarında da var. Örneğin burada, çift maaş mı oluyor mesela? Şimdi ek mesai tam olarak geldikleri için, sürekli orada kaldıkları için doktorlar haliyle o saatlerinin ödenmesi gerekiyor. Ödenince de normal maaşlarına yakın bir ek mesai alıyorlar. Bana göre hastanede kalıyorsa doktor, o veya bu şekilde doktor hasta görüyor veya görmüyor. Mesleği var, diploması var, bir birikimi var, bunun karşılığını da almak durumunda. Bunun da karşılığını alıyor. Burada ödemenin yapılması yanlış değil bana göre. Yanlış olan şuradadır. Sağlık sektörünü bir bütünlük içerisinde çözme gayretinde gecikmemizden kaynaklanıyor. Şu anda çok yakın bir örneğimizi verin. Türkiye'de uygulanan genel sağlık sigortası sistemi. Bizim mutlaka ve mutlaka buna yönelik çalışmalar uzunca bir süredir var. Yani en azından kapsamlı çalışmaları ben çok yakinen biliyorum. 14 sene veya 12 senedir bütün detaylarıyla yapılmış çalışmalar var bu konuda. Orada da problem şu, prim alınmasıyla ilgili. Yani talep, sivil sendikalar ve diğerlerinden talep, siz bizden ilave hiçbir prim almayın ve genel sağlık sigortasını getirin. Çünkü bize ücretsiz sağlık hizmeti vermek zorundasınız. Genel sağlık sigortasını getirin. Hem devletten hem özelden biz ücretsiz hizmet alalım. Yani bu ne demektir? Devlet daha fazla üzerine yük alsın, özel evet. sektörü de ödesin. Yani bir yerde özel sektörü de devletleştirsin, onları da ödemesini yapsın. Ve herkes ücretsiz faydalansın. Dünyada böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok dünyada. Devlet bana göre yasa gereği olarak da kamu çalışanlarıyla ilgili, sigortayla ilgili zaten bir problem yok. Sigortalılar primlerini yatırıyorlar, özel sektörden de hizmet alabilirler. Ama kamu çalışanlarıyla ilgili devlet, kamuda sağlık hizmetini ücretsiz vermek durumunda. Ama özel sektörden de hizmet eğer talebi varsa, bunun için eğer bu talep varsa bir prim uygulaması getirerek sosyal güvenlik sistemi yürütülebilir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti de belirli bir miktar maddi destek vermeye açık
Ve biz ancak tek sosyal güvenlik sistemini, pardon, genel sağlık sigortasını getirerek bu konuyu çözebiliriz. Artı döner sermayeyi de bunun içine monte etmek durumundayız. Yani devlet hastanesindeki doktorumuz da mesai saatinin dışında yine devlet hastanesinde hizmet vererek ilave bir ücret alabilmelidir. Bunun imkanını sağlamalıyız. Bu şunun için hem doktorlarımız için hem devlet için avantaj. Çünkü hastane kurulu, alet edevatımız orada. İlave yeni bir yatırım yapmadan biz o imkanları hem vatandaşın hizmetine vereceğiz hem doktorun hizmetine vereceğiz. Hasta mesai saati dışında hizmet almak istiyor. Gelecek, ek işte şu kadar kuruş ödeme yapacak. Bu ödemenin bir kısmı doktora, bir kısmı işte diğer sağlık sektörüne, sınırlı bir miktar da o yatırımın idamesi için devlete bırakılacak. Bununla bu sağlıkla ilgili sıkıntıyı çözebiliriz. Çünkü sağlık hepimiz için lazım. Evet. Şimdi bu noktada Sayın Mungan, aslında süremizi aştık ama 5 dakika daha rica ediyorum yönetmenimden. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani dediniz ki yani genel sağlık sigortası önemli. Evet, dünya artık zaten insanların bir kere sağlık hizmetini istediği ve dilediği yerden alabilme hakkı var. Tabii. Hasta hakları da bunu emreder. Kesinlikle. Lakin prim falan dediniz orada bir miktarda. Niye prim yatırsın adam? Zaten primi sosyal sigortalara yatıyor. Yani siz 5 yılda adamları emekli ettiniz. Mücahit şuydu buydu bilmem ne dediniz. Onlara tekrar açıklayayım. Eksik anlattım demek ki. Tekrar açıklayayım onu. Evet, tamamlayın siz, pardon. Buyurun. Evet. Konu bu yani. Şimdi bakın, ben şöyle söyledim. Tekrarlayayım eğer eksik anlattıysam. Şu anda sosyal sigortaya prim yatıranlar sağlıkla ilgili primlerini zaten yatırıyorlar. Onların ek bir ödeme yapması gerekmiyor. Onda bir problemimiz tamam. yok. Tamam. Dönüyoruz kamuya. Kamuda bakın, emekli bayanların bir kısmı hiç prim yatırmamıştır. Emeklilik iştirak payı bile yatırmamıştır. Aynen. Değil sağlık primi. Neden? Eğer eşini emekli maaşının kalmasını istemiyorsa veya bekarsa, yalnızca kendisi emekli maaşına faydalanmak istiyorsa, belirli bir dönem kamuya girmiş olanlar hiç emeklilik iştirak payı bile yatırmadı. Böyle bir zengin devletiz biz. Tamam, böyle bir zengin devletiz. Şimdi 2008 sonrası kamuya giren insanlar yine sosyal sigortalar sistemi gibi prim yatırdıkları için burada da bir sorun yok. Ama diğer kamu görevlilerinin sağlıkla ilgili bir prim yatırımları söz konusu değil. Neden? Emeklilik iştirak payı yatırıyorlar yalnızca. Yani emekli olmam için bir prim yatırıyorum. Şimdi sosyal sigortada hem yaşlandığınızda maaş alabilmeniz için hem de hasta olmanızda tedavi görebilmeniz için ayrı ayrı prim yatırıyorsunuz. Yani o toplam olarak gözüküyor ama işveren katkısı, işçi katkısı veya çalışan katkısı olarak gözüken sosyal sigorta priminin bir kısmı yaşlılık içindir, bir kısmı sağlık içindir. Yani hasta olduğunuzda gittiğinizde ilacınızı alabilirsiniz, işte gözlük yardımı ve benzeri, doğum yardımı ve benzeri yardımları alabilirsiniz diye. Kamuda 2008 öncesi böyle bir prim uygulaması, hastalıkla ilgili prim uygulaması yoktur. Sonrasında var mı? Sonrasında, 2008 sonrasında genel sağlık sistemine, genel sosyal güvenlik sistemine tabi oldukları için sonrasında var. Ve benim söylediğim, bu sigorta, sağlık sigortası primi yatırmayanlar için eğer özel sektörden de hizmet almak istiyorlarsa, kamudan hizmet almak istiyorlar. Bu benim kişisel düşüncem tabii. Tabii. Kamudan sağlık hizmeti almak istiyorlarsa yasal olarak böyle bir hakları olduğu için bunu ücretsiz vermeye devlet mecbur. Ama ben özel sektörden de hizmet alayım, dışarıdaki eczaneden ilacımı da alayım, İşte belirli bir miktarını ödeyerek, çünkü Türkiye'deki uygulama %20'sini ödüyorsunuz. Dünyadaki diğer ülkelerde de öyle. Bunun için gerekli, hem o sistemin dönebilmesi için hem zay olmaları önlemek için. Yani aldığınız ilaca bir miktar para öderseniz, yani o ilacı da işte atayım fazla alayım gibi şeylere de girmezsiniz. İsrafa girmezsiniz. Evet, çok doğru kelime.
istifa girmezsiniz. O nedenle eğer bu ilave avantajdan faydalanmak istiyorsanız bir miktar prime ihtiyacınız var. Bu sistemin dönebilmesi için. Ha o bir türlü dersek devlet ödesin hepsini, hiç kimse prim ödemesin. Çünkü devlet her halükarda sosyal yardım alanlara, engellilere, bakın saydım biraz evvel, devletten sosyal yardım alan engelli ve şehit 7800'e yakın vatandaşımız var. Bunlardan prim alamazsınız siz. Bunları primsiz genel sağlık sigortası sistemine de dahil edeceksiniz. Şehitle ne alaka? Şehit aileleri. Şehit aileleri de yine bu yani sistemin içinde öyle yoğrulmuş, belirli bir maaş ödeniyor. Şimdi bir kısmı zaten onların belirli yaşın üstünde. Bu sayı düşük yani, bakmayın siz 8000 rakamını söylediğimizde büyük rakam gibi gözüküyor ama sosyal yardım alanlar zaten 4000 civarında, engelliler de 4000 civarında. Bu şehit aileleri sınırlı. Yani belirli yaşın üstünde olan sınırlı bir şey. Yani öyle önemli bir sayıda değil. Ve neticede ailesinden bir ciddi bir kayıp vermiş, ülke için kayıp vermiş insanlar. O anlamda yani o detayda şeye ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Ama çalışanlar için ve kamu emeklileri için genel sağlık sigortası içinde bir prime ihtiyaç var. Yoksa sistemi kuramazsınız. Ve bugüne kadar 10 yılın üstündeki süredir gündeme gelip hayata geçmemesinin temel nedeni de budur. Mali yönü çözülemedi genel sağlık sigortasının. Çünkü siyaset ve politika maalesef bu cesaretli kararı almakta zorlandı. Biz de ben görevde olduğumda da alamadıysak evet biz de zorlandık diyelim. Yani kişi olarak değerlendiremeyeceğim. Zorlanmadaki sebep olarak nedir efendim? Yani sendikalar mıdır, sivil toplum mudur, nedir? Tabii ki yani? Haklı olarak kamu görevlileri kendi maaşlarından bir kesinti yapılmasını veya emekliler kendi maaşlarından bir kesinti yapılmasını istemiyorlar. Ama benim dediğim yöntem yeterince anlatılamadı belki. Dediğim gibi serbest bırakılabilir. Sisteme girmek zorunda değilsiniz. Siz devletten hizmet almaya devam edeceksiniz. Ama siz eğer özel sektörden de hizmet almak istiyorsanız, ilacı eczanenizden almak istiyorsanız, ki şu anda gidin hastanelere, bu KKTC gerçeğini itiraf edelim. Yani birlikte itiraf edelim. Gidiyorsunuz hastanelere, siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürekli yaşayan insanı çok az görürsünüz. Kamu görevlisini çok az görürsünüz. Önemli kısmı özel sektörden hizmet alıyor ve çok pahalıya hizmet alıyor. Eğitimde olduğu gibi. Çok pahalıya hizmet alıyor. Yani atıyorum bu rakamları. Örneğin ayda ortalama 400 lira sağlık için şu anda harcama yapıyorsa bir kamu görevlisi, belki de 100 lira, 150 liralık bir primle bütün ufku açılabilir. Evet. Peki çok teşekkürler Sayın Mungan. Ben teşekkür ederim. Fehmi Bey stüdyoyu basmadan biz kendisini bırakalım. Ama Fehmi Bey önemli. Sonra hava alt üst olur, fırtına var falan. Kızdırmayalım. Evet. Peki. Değerli izleyenler, bugün içinde birlikteliğimizi burada noktalıyoruz ve stüdyomuzu Sayın Fehmi Oksa'ya bırakıyoruz. Tekrar yarın yeni bir günde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.